Pulmoner rehabilitasyon uzun süreli solunum hastalığı olan hastalara yönelik geliştirilmiş bir programdır. Bugün bizlerle beraber pulmoner rehabilitasyon ünitesine yönlendirilen bir hastamız var. Pulmoner rehabilitasyonda neler yapılacak? ne gibi tedaviler göreceğim? Lütfen bana anlatır mısınız? Pulmoner rehabilitasyon bir takım işi. E, takım işi olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi pulmoner rehabilitasyon programlarının multidisipliner bir yaklaşım olmasından ileri geliyor. Öncelikle bir göğüs hastalıkları uzmanı hastalığınızla ilgili e, detaylı bir öykü alır, şikayetlerinizle ilgili gerekli muayeneyi yapar, incelemeleri yapar. Pulmoner rehabilitasyon programlarına hasta alımı için e, gerekçe oluşturan durumlardan hangileri sizde var, hangileri yok, ne düzeyde oldukları detaylandırılır. Bunlar için e, öncelikle e, bir hekim tarafından değerlendirilmeniz gerekir. Ama koa hastalığı sadece akciğerleri değil, tüm vücudumuzu etkileyen bir hastalık olduğu için özellikle de kaslarımızı, kol kaslarımızı, bacak kaslarımızı, solunum kaslarımızı dolayısıyla bu anlamda e, da değerlendirmeniz gerekir. Ee, bu noktada değerlendirilmesi gereken önemli başlıklardan bir tanesi egzersiz kapasitenizdir. Ne anlamda e, günlük yaşam aktiviteleriniz kısıtlanmış, egzersiz kapasiteniz ne ölçüde azalmış, bunların değerlendirilmesine yönelik bir takım tetkikler yapılır. Öte yandan ekipte yer alan diyetisyen tarafından vücut kompozisyonunuzun değerlendirilmesi önemlidir. Çünkü biz biliyoruz ki koahta hem aşırı kilolu olmak ama öte yandan çok zayıflamak da iyi değildir. Dolayısıyla koahın vücut kompozisyonumuzu, bedenimizi nasıl etkilediğini ortaya konulması gerekmektedir. Böyle uzun süreli solunum hastalıklarında aynı zamanda psikolojik durumumuz da etkilenir. O açıdan da değerlendirilmenizde çok büyük fayda vardır. Multidisipliner ekip içerisinde yer alan psikologlar yine bu anlamda sizi değerlendirecektir. Nefes darlığının açıklanmasına yönelik birçok sebep ben size söyleyebilirim. Birçok bileşen vardır bu, bu noktada tetiği çeken. Bu anlamda nefes darlığı algı düzeyiniz nelerden etkilendiğinin de ortaya konulması size özel programların yapılandırılmasında önemlidir. Doktor hanım ben günlük aktivitelerimi bile yapamıyorum ki dil egzersiz yapmak. Her sorunun sorunu hasta ama özellikle koa hastalarına egzersiz yapabilmek çok korkutucu gelebilir. Ama egzersizin kanıtlanmış birçok faydaları vardır. Egzersiz yaparak nefes darlığınızda nasıl baş edebileceğinizi göreceksiniz. Günlük yaşam aktiviteleriniz artacak, egzersiz kapasiteniz artacak. Bütün bunlar sizin hayatınıza çok olumlu değişiklikler katacaktır. Kişiler kolaylıkla hareketsizlik çemberine hapsolabilirler. Nefes darlığı hissedersiniz. Nefes darlığınızın artacağı korkusuyla daha az hareket edersiniz. Bu kondisyonunuzun azalmasına neden olur. Kaslarınız zayıflar. Daha fazla nefes darlığı hissedersiniz. Tüm bunlar bir kısır döngü yaratarak sizi daha az hareket etmeye ve nefes darlığını daha yoğun hissetmenize neden olur. Egzersiz yaparken nefes darlığı hissedebilirsiniz ancak bundan korkmamanız gerektiğini de bilmelisiniz. Programlarda egzersiz yaparken nefes darlığınızı nasıl kontrol edeceğiniz öğretilecek. Gerektikçe oksijen düzeyiniz, kalp hızınız ve kan basıncınız kontrol edilecektir. Daha çok egzersiz yaptıkça daha az nefes darlığı hissedersiniz. Zaman geçtikçe daha fazla egzersiz yapabilmeye başlarsınız. Egzersizlerin hem fiziksel hem de psikolojik yararları vardır. Enerji seviyeniz yükselir, kuvvetlenirsiniz. Aynı zamanda psikolojik yararlarını da görürsünüz depresyonunuz azalır ve günlük işlerinizi yapmanız kolaylaşır. Genel sağlığınız için ise kaslarınız güçlenir, uyku kaliteniz artar. Egzersiz stresi ve kalp sorunları gelişme riskini azaltır. Egzersiz yaptıkça mutluluk hormonu salınımı artar. Bu da kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Egzersizleri nasıl, hangi sürelerle ve ne düzeyde yapılması gerektiğini anlatmak üzere ama aynı zamanda nefes tarihiyle baş edebilme yöntemlerini öğrenmek üzere e, pulmoner rehabilitasyon ünitesi egzersiz salonunda görevli fizyoterapist arkadaşımızla sizi tanıştırmak istiyorum. Şimdi birlikte egzersiz salonuna geçelim.